54 yıllık geçmişte yaşadıklarım beni sonunda bu yaşta siyasete itti. Siyasette bir takım şeyleri yapabileceğimi düşündüm. Daha önce görüyordum, konuşuyordum, hissediyordum, yazıyordum. Şimdi bütün bunları, acaba bu sorunları çözebilir miyim, bu acılara bir son verebilir miyim diye, böyle bir süreçte katkım olur mu diye siyasete girdim. Yani beni siyasete bu dönemde sokan, geçmişte Kürtlerin yaşamış oldukları acılardır. Ben Kürt sorununu, Kürt meselesini Kürtlerin arasında dolaşarak Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de, yani Suriye ve Irak Kürdistan'ında, sonra Türkiye Kürdistan'ında Kürtlerle tanışarak, onların acılarını hissederek, onların acılarına dokunarak Kürt meselesi nedir öğrendim. Şimdi de bu öğrendiğim Kürt meselesini çözümü içinde birçok şey yazdım. Bugün de siyaset sahnesinde ne yapabilirim diye girdim. Bir de tabii girerken de Kürtlerin yaşadıkları acıların ürünü olan siyasi parti bana teklif yaptı, HDP, ve kabul ettim. Çünkü o Kürtlerin yaşadıkları acıların ürünü olan bir siyasi hareket. Onun için de tercihim HDP oldu. Hem kolay hem zor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren, ondan sonra bir devlet şekli var, üniter devlet, uluslaşma. Ondan sonra bu süreçte Kürt kimliği, Kürt dili inkar edildi, yok sayıldı. Bu Kürt sorununun temelini oluşturdu. Ondan sonra, fakat zaman içinde bu çözümsüzlük bir yerde Türkiye'de dağın da yolunu açtı. Ve yaşanmaya başlayan acılar yeniden bu sorunu düşündürmeye başladı insanları, iktidarları, siyasetçileri. Evvelce yazılamayanlar yazılmaya başladı. Yani biz bir zamanlar Kürt kelimesini telaffuz edemezdik. Kürt sorunu diyemezdik. Bunların hepsi yasak konusuydu. Bunlar aşılmaya başlandı ve nihayet Kürt sorunun çözümü dediğimiz olgu sahneye çıktı. En çok da Erdoğan'ın 2000'li yılların işte başından itibaren çok sahneye çıktı. İşte Erdoğan'ın Kürt sorununu askerin gölgesinden kurtarmaya başlaması. Kürt sorunu vardır, bizim de devletin de hataları vardır diyerek o 2005'teki Diyarbakır konuşması vardır. O çok önemlidir. Ondan sonra Oslo'ya konuşmalara, görüşmelere Kandil'in karşısına, PKK'nın temsilcileri karşısına kendi siyasi temsilcisini de göndermesi Türkiye'de bir başbakanın yaptığı tek ilk şeydir. Ondan sonra siyasi tavırdır. Hakan Fidan bugünkü MİT müsteşarını göndermişti. Bunların hepsi olumlu gelişmelerdi. Sonra işte siyasi süreç başladı. Fakat sonra sonunu getirmedi Erdoğan. Masaya tekmesini attı, o Dolmabahçe görüşmeleri falan da. Hepsi gitti ve Kürtler nezdinde Erdoğan inandırıcılığını, güvenilirliğini kaybetti. Kürt sorunu yeniden savaş yoluna soktu. O dönem samimi mi değil mi? Şunu söyleyeyim, yani o dönemde hayır, samimi değildir. Gizli gündemi vardı, takiye yapıyordu falan diyemiyorum. O zaman şey yaptı, o zamanki siyasi konjonktür onu öyle düşünmeye sevk etti. Ama donanımlı değildi bu konuda. Kürt sorunu nedir bilmiyordu. Kürt sorunu nedir yüreğinde hissetmiyordu. Kürt sorunu neyin
nasıl çözülür bu konuda fazla bir şey bilmiyordu. Kürt sorununun çözümünü sadece bir affa ve dağdan inmeye bağlamıştı. Bu da hiçbir şekilde yeterli değildi. Yani inkar siyaseti bir yerde Erdoğan'la da devam etti. Sorunu çözse bu acılar yaşanır mıydı? Elbette yaşanmazdı ama o sorunu tamamen bir kendi siyasi çıkarları açısından bir araç haline getirdi. Yani bu sorunu çözer gibi yapıp oy alacağını düşündü. Oysa oy kaybetmeye başladığını görünce de vazgeçti. Bu kadar basit yani şey değil. Her şeyi oy hesabına bağladı. Erdoğan'dan kurtulmadan, yaz bir kenara, Erdoğan'dan kurtulmadan bu çözüm yolu açılmaz. İki, seçim de oy kazanmak için bugün Erdoğan gelin hadi yeniden çözüm sürecine başlıyoruz falan dese de hiçbir şekilde inandırıcı olamaz. Bak şimdi şunu bir kenara özellikle yazın. Kürt sorununun çözümü bir uzlaşma sayesinde olabilir. Kürt sorununun çözümü diyalogların örülmesiyle, uzlaşmayla, yumuşamayla çözülür. Başka çaresi yoktur. Yani herkes kendi taleplerini dayatarak Kürt sorununu çözemezsiniz. Bir defa bu Kürt sorununun çözümü için bir masa lazım böyle. Bu masanın etrafında bu konunun bir numaralı şeyi muhatabı ya da sorumlusu liderler oturur. Kürt liderler dahil otururlar, siyasi liderler otururlar. O masada bir de yol haritası olur önlerinde. Uzmanlar da onların önüne hazırladıkları bu sorun şudur, bu sorunun parçaları budur diye o yol haritasını verirler. Ondan sonra da o yol haritasına bakarak en kolayından en zoruna doğru zamana yayarak bu çözüm faaliyetine başlanır. Bu ancak bir uzlaşma ruhu yakalanarak olur. Kavga ile dövüşle olmaz. Bağırışa çağrışı olmaz. Çünkü bugüne kadar kavga ile dövüşle bağıra çağıra bu iş olmadı. Tam tersine iş gitti çıkmaza saplandı. Şimdi Türkiye'de bir uzlaşma ruhunun kıpırdadığını, uyandığını görüyorum. Bunun en anlamlı göstergesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bu altılı masanın kurulmasıdır. Altılı masanın kurulması ve bir demokrasi etrafında demokrasi platformu çevresinde altında birleşmeleri bu kadar altı partinin uzlaşma ruhunun yakalandığını gösteriyor. Aynı şekilde HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin, Kürtlerin bu altılı masaya ya da Millet İttifakı'na destek veriyor olmaları da bu da bir şeydir. Uzlaşma ruhuna onların da katıldığını gösteriyor. Bizim bu olayı götürmemiz lazım. Sürdürmemiz lazım. Türkiye'de siyaset, Türkiye'de meclis çatısı altında siyaset, Türkiye'de siyaset meydanında siyaset hep düşmanlar arası yapıldı. Oysa siyaset demokrasilerde rakipler arasında yapılır. Düşmanlara yer yoktur orada. Bizde böyle olmadı. O zaman da ne oldu? İşte siyaset kutuplaştı. Sonunda bunlar geldiler. Daha beter kutuplaştı. Şimdi biz eğer Türkiye'nin sorunlarını en başta da en yakıcı sorunu olan Kürt meselesini çözüm rayına oturtmak istiyorsak, çözüm demiyorum, çözmek demiyorum, çözüm rayına oturtacaksak önce bu uzlaşma ruhunu da dikkat edip yakalayıp bir masanın etrafına toplanıp irademizi koyup kolayından zoruna doğru ve
sorunları, sorun da masaya zamana yayarak, öncelikleri, sonralıkları iyi düşünerek kolları sıvamak gerekiyor. Hani Kürt zamanı... ne demek? Kürt sorunu çözüm rayına oturmadan Türkiye'de ne demokrasi olur, ne özgürlük olur, ne hukuk devleti olur, hiçbir şey olmaz, ne adalet olur. Yani bütün sorunların gelip dayandığı konu Kürt sorunudur. Kürt sorunu, bu en yakıcı sorunu çözüme ulaştırmadan hiçbir yere gidemez Türkiye. Uzlaşma demek oturacaksın, konuşacaksın, sakin sakin. Burada anlaşacaksın, burada anlaşamayacaksın. Anlaşamadığını biraz ileriye doğru atacaksın. Sonra bir süre sonra onu alıp getireceksin masaya. Bu iş böyle gider. Dünyada da bütün şeyler, ne bileyim, İra sorunu Kuzey İrlanda'da böyle olmuştur mesela. Eğer Erdoğan gitmişse işimiz daha kolaylaşır. Ama kolaylaşır derken de bu işler bir anda olup bitecek değildir. Yine zor bir süreç olacaktır, zorlukları vardır. Ama bu Erdoğan dönemi gibi olmayacaktır. İçim havası var ya. Sokaklar git şurada, sessiz. Şurada sokaklar sessiz ama git şuraya gir. Bir tek konuşulan konu 14 Mayıs'ta ne olacak? Bu seçim havasının ta kendisidir. Her evde, her mahallede, her kahvede seçim konuşuluyor. Hiç kuşkun olmasın. Bu seçim havasıdır. Ha, meydanlar doluyor, dolmuyor. Bakma ona. Ben 14 Mayıs'ta çok büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağını, mecliste de Millet İttifakı artı Emek ve Özgürlük Hareketi'nin çoğunluğu sağlayacağını görüyorum. Yani 300 rahat 360'ın üzerine 365'i falan çıkabilir. Ama burada bir kritik nokta var. O da bugün Tayyip Erdoğan'a çalışan Muharrem İnce'dir. Muharrem İnce'nin oyu %6'yı bulur. Üstüne çıkarsa birinci turda yine geride kalır Tayyip Erdoğan. Ama ikinci tura kalır. Muharrem İnce %6'nın altına düşerse ki bu seçim yaklaştıkça yakın bir ihtimal. O zaman birinci turda Kılıçdaroğlu kazanır. Türkiye'de bugün çökmüş ve çürümüş bir düzen var. Türkiye bugün yolsuzluğun, rüşvetin bataklığına saplanmış durumda. Türkiye bugün krizler ülkesi. Türkiye'de bugün gençlerin gelecek umudu sönmüş durumda. Türkiye'de bugün kadınlar illallah demiş durumdalar. Çünkü Türkiye'de bugünkü düzen kadınları karanlığa mahkum etmek, karanlığa boğmak ve aynı zamanda erkeğin kölesi haline getirmek isteyen bir düzen. Bütün bunlardan Türkiye bütün insanlarıyla falan kurtulmak istiyor. Bunu da zorlaştıran yanına Hüdapar, Hizbullahçıları, efendim Fatih Erbakanları falan alarak bunun daha da Türkiye'yi orta çağ düzenine çekmek isteyen Erdoğan engeli var. Düşünebiliyor musunuz? Kadınlar ondan sonra yeniden köleleştirilecek, Talibanlaştırılan bir düzenin esiri haline getirilecek. Hüdapar'ı ondan sonra Hizbullah'ı siz Kürtler çok daha iyi biliyorsunuz. Yani böyle bir şey kabul edilebilir mi? Onun için kabul etmediğimiz için de mücadele ediyoruz. Ben yıllar yılı gazeteciliğimde kalemimle en ağır eleştirileri yazdım Erdoğan'a karşı özellikle son 15 yılda. Bugün de bunun için siyasete giriyorum. Öyle bu söz konusu değil, mümkün değil. Ama Hüdapar ve Hizbullah, o eski zihniyet Türkiye'de o zaman faili meçhul cinayetlerle devlet adına çalıştılar ve katillik yaptılar ya. Kürtleri dandan enseden vurdular. Oturup bu sorunu konuşarak, diyalog kurarak, uzlaşarak
hep birlikte çözeceğiz. Bu olmaz mı? Olmazsa olmaz. O zaman Kürt sorunu da Türkiye'yi yakmaya devam eder. Biz de bu eski kısır düşmanlık siyasetiyle sorunlarımızı çözemeyiz. Yoksulluktu, işsizlikti, işte fuhuştu, rüşvetti, yolsuzluktu. Bütün bunların içinde debelenip dururuz. Onun için bu uzlaşma hikayesi çok önemli ve Kürt meselesinden başlatabilirsek daha da iyi olacak. Erdoğan'ın gitmesi koşuluyla.